Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Hisofar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz demek isterdim. Ama şöyle bir sorun oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Balkanlar normalde Almanların da buralar. Paket içindeydiler. Hatta oraya daha fazla asker girdi. Biz o paketi vesaire yok ettik. O kısımları oynamıştık. Ama her zamanki gibi yine Hisofar çöktü. Oynadığımız zamana en yakın save şu anki zamana aitti. Yani bugüne. Buradan devam edeceğiz o yüzden. Toplam ne kadardı? 350 bin 400 bin kadar Alman askerini yakalamıştık. Sadece bunlar kaldı. Şu kumanda merkezlerini yok edeceğim. Bundan sonra direkt olarak yapay zekaya verip yapay zeka ile ilerleteceğiz. Çünkü Almanların pek bir savaş gücü kaldığını zannetmiyorum. Ha, bir de şöyle bir şey yaptık. Dur, şuradaki isyanları bastırırken söyleyeyim size. Orta Asya'da falan boşta kalan askerlerimiz vardı. Onları sildik. Hatta şunları da silelim. Çünkü insan gücü ihtiyacımız var. 200. Bu insan gücü ihtiyacını kapatmamız lazım. Şu isyanları da bastıralım. Ondan sonrasında vereceğim yapay zekaya artık ne kadar ileri gidebilirse gitsin. Ama büyük ihtimal Almanya'yı bu bölümü hallederiz ya. Üretebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Hani zaten insan gücü harcamayalım. Fabrika üretebiliriz. Böyle bol bol fabrika üretelim. İnsan gücü açığımız kapanana kadar pek bir şey üretmenin niyetim yok. Hatta biz cepheyi de şimdiden yapay zekaya verelim. Nerede? Haydi koçum. Saldır. İngilizler bizden yine fabrika dileniyormuş. Tamam lan İngilizler, gel vereceğim sana fabrika. Hatta ne kadar vereceğim biliyor musun? Çok seveceğim bir sayı. 0,01. Al. Ebediyen bu fabrikayı kullan. Ben böyle dilenci bir İngilizler görmedim ya. Yani şu asker, durumu kötü olan askerleri tedavi etmek için arka tarafa alıyor. Doğrusu arkada bekletmek için diyelim. Onun dışında cephede iyi gibiyiz şu anda. Duyt, oyun dondu. Tamam, bakalım ne kadar ileri gidebileceğiz. Müttefiklerden de ben bir çıkartma bekliyorum. Bizi böyle gördükten sonra genelde çıkartma yaparlar. Bizden kil çalmak için. Araştırma. 1944 piyade araştırmalarını yapalım. Bunun yanına bize ne lazım? Tank araştırmaları lazım. Medium tank yap. Aslında medium tankları bırakıp ağır tanklara vesaire de gidebilirdik ama müttefiklerle savaşmayı düşünmüyorum bu seride. Siz isterseniz yazarsınız, o zaman bakabiliriz ama Türklerle savaşmayacağımız için medium tanklarımız yeterli olacaktır. Amerika ile falan savaşacaksanız ama ağır tank ya da böyle süper heavy tank falan açmanızı öneririm. Çünkü Amerikan tümenleri çok güçlü oluyor. Amerikalılar savaşa geç girdiği için bütün askerlerini mekanize ve tanklardan vesaire oluşturabiliyorlar. Onlarla direkt olarak savaşamıyorsunuz. Şu piyade tümenleri biz ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar hiçbir işimize yaramayacak bizim. Ben bunları geldikleri gibi disband edeyim. Aynen, insan gücüne dönüşsünler. Hatta Asya'da Japonlar hiç asker tutuyor mu bize karşı? Tutmuyor. Asya'dan da birkaç tane tümen silelim. Şurayı da boşalt. Mesela burada 5 tümen ne yapıyor? Japonlar bize saldırmadığı sürece bu yaptığımızın cezasını almayız. Yani Balkanlardan askerlerini çekmiş Almanlar. Bizi böyle Bulgaristan'a girebildiğimize göre. O zaman başka bir yerden bir şey bekliyorlar demek ki. Ya da Berlin'e doğru çekmeye başladı askerlerini kendilerini korumak için. Yapay zeka bu, her şeyi yapabilir. Japonlar ne yapıyor? Avusturya teslim olacak gibi. Avusturya'yı yenmişler. Hindistan İngilizler geri toprak almaya başlamış. Garip. Sana bunlarla uğraşacağını bize yardım etseydin ya şeyde. Almanlara karşı. Amerika'da da iş yok. Sadece şu adasını geri almış. Onun dışında hala şurasını kaybetmiş. Buraları da gene kaybediyor. Ulan Amerika. Bari donanmanı kullan. Gemi falan vur, bir şey yap. Tamam. Askerleri arkada tam güce getirmiş. Tam güce getirdiklerini cepheye gönderiyor şimdi. Bizim yapay zeka insanları yiyor çünkü. 422 lazım diyor şu anda. Daha çok insan alabileceğimiz bir şey var mı? Tamam, Königsberg düşmüş. Haydi beyler, önünüzde az bir düşman var zaten ya. Çoğunu yok ettik. Yine uğraştırmayın bizi.
Tamam, güzel gidiyoruz. Hatta fazla güzel gidiyoruz. Kim oldu acaba save çöktüğünde? Arkadaşlar valla save çöktüğünde benim birkaç tane tümenim gene kayıptı ortalıkta. İnşallah öyle bir şey olmamıştır ama. Alman yapay zekası hareket ediyor. Yapay zekayı engelleyen bir şey yok. Başka yerde o zaman askerleri. Ya da askeri var mı? Çünkü çok fazla Alman yok etti. Bir bakalım mı? Casusumuz var mı bizim? Yok. Şöyle yapalım. Casustan görevli çekelim. Bir Almanya'ya casus göndersin rahat rahat. Ülke birliği yok. Subay sayısı bayağı az. Ha dur, subay sayısından çıkarabiliriz. Bizim 143 bin subayımız var. 1247 Tugay'a denk geliyormuş bu. Adamın 49 bin subayı var. Yani bizim 3'te 1'imiz. O zaman asker sayısı da büyük ihtimal 3'te 1'e. Demek ki bu adamın askeri yok. Bizim yok ettiklerimizin dışında bir askeri kalmamış demek ki. Fransa'da vesaire tutuyor olabilir. Hatta bakın şurada Ordular Birliği gözüktü. Garnizon olarak falan tutuyor demek ki kalanına. Zaman iyi parçalamışız geçen bölüm. Böyle yapalım arkadaşlar. Almanlar bu bölüm daha fazla direnemezse ben bu bölüm direkt Almanya'yı bitireyim. Müttefiklerle savaşmayız herhalde ya. Tanutuva. Sovyetlere katılıyormuş. Tamam, katılsın hadi. İspanya'ya falan dalsak mı? Bu kadar rahat gidiyorken dalabiliriz. Şu arada savunma yapmaya başlamış biraz Almanlar. Bu burada ne oldu lan? Bu ne? Şimdi Yunanistan yaşıyor burada ama buraları İtalyanlar almış. İtalyanlar bizimle sınırı birleştirmemek için şuraları almamışlar arkadaşlar. Şuraları alsa biz Yunanistan'ı işgal edebilirdik. Garip. Kaç asker var burada? Güzel, çok hızlı bir şekilde yedik Almanları. Vallahi ben bu kadar hızlı gitmesini beklemiyordum. Neyse, o zaman İtalya'yı da yiyelim. Bütün Avrupa bizde. Polonya bizim puppet'ımız oldu değil mi şimdi otomatik olarak? Keşke bunu yapmasa ya. Otomatik puppet oluşturmasa daha iyi olurdu bizim için. Bizim gücüm elimizde kalsa. İnsan gücü lazım çünkü 1100 eksiğimiz var. Neyse, oyun Berlin'e de gir bari. Dur, girmişiz bile. Almanya teslim ol o zaman. İnsan gücü eksiğimiz gitsin. 87. Müttefikler çıkartma yapmaya karar verdi. Oyun bittiği zaman. Neyse, Allah'tan o kadar geç çıkartma yaptılar ki Fransa bile komünist oldu. İtalya'yı da alalım. Berlin has fallen. İtalya çıkartma yapıyor. Helal olsun kardeşim. Şu anda çıkartma yaparak ülkeni kurtarabileceğini düşünüyorsan helal olsun. O sabah ne yedin acaba kahvaltıda? Yürek mi yedin? Neyse beyler, bu bölüm böyle gittik o zaman. İspanya'yı falan da alalım. Hiç faşist kalmasın dünyada. İtalya bitsin. Tamam, İtalya da düştü bir şekilde. Nasıl düştü? Az önce anlamadım ama düştü. Şimdi bir ay bekleyelim. Uy. Ekran dur. Sağ sola gitme. Bize insan gücü veren şu adam alalım. Keşke bunu en başından seçseydim ya. %5 daha fazla insan gücü sağlıyormuş. Evet, o zaman faşist İspanya. Senin de sonun geldi. Hatta direkt komünizm, başa komünizmi geçir mi yapsaydık? Yok yok ya, işgal et.
İngiltere Siam'ı almış. Dur, o zaman Japonlar ne yaptılar? Oo, İngiltere Almanya'ya yenilince Japonları kovalamaya başlamış. Bizden o kadar fabrika dileniyordu, yoksa fabrikayı görünce gaza mı geldi? Fabrikayı alınca 0.01 adam savaş kazanmaya başladı. Hep bunu istiyormuş demek ki. Cidden kimsenin askeri kalmamış ya. Faşist İspanya'nın neden askeri yok acaba? Oyun çöktüğü zaman battı bir şeyler ama neyse. Evet, sayın faşist İspanya. Seni yemişken arkadaşım Portekiz'i de yiyelim. Ona da ayıp olmasın. Bütün dünyayı tamamen boyamış olalım. İngiltere adasını boş verin. İngiltere adasını yok sayın. Orayı yok sayarsak bütün Avrupa'yı boyamış oluyoruz. Tamam, İspanya'da gitti. Portekiz'de şimdi gitti. Bu kadar. Bu bölüm bayağı kısa oldu arkadaşlar ama ya Almanya cidden o kadar güçsüzdü. Geçen bölüm biz fark etmedik. Ki olabilir. Ya da oyun çöktükten sonra bir şeyler gitti. Neyse, biz elimizden geleni yaptık. Yani serimizden de buraya kadar diyebiliriz. Sizin bir yorumunuz varsa yazmayı unutmayın. Görmek istediğiniz bir oyun varsa bunu da yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.